Ondan sonra bir hafta sonra çalıştıktan sonra gazetede röportajını gördüm. Ben konu ararken birden aradığım konu ayağıma düştü. Hani çekebilir miyim, çekemez miyim diye başlarken biz filmi bitirdik. Biraz zor galiba değil mi? Yani Bayağı bir zor. Bir yerde motor değil mi? motorda ters oturup çekim yaptım. Onu fark etmişsinizdir belki. Böyle slalom yapıyordu ya. Enteresan bir konu ama. Kullanmak güzeldir herhalde mi? Neyse. Tamam, önce kendinden böyle kısaca. Ben kendimden kısaca bahsedeyim. 79 İstanbul doğumluyum. İçimdeki zaten çocukluğumdan gelen bir süreç. Kamerayla oynamak, sinemayla ilgili bir şeyler yapmak, özellikle yazarlıkla ilgili bir düşüncem vardı. Üniversite sınavında kazanamayınca yetenek sınavıyla Maltepe Üniversitesi'ne girdim. Maltepe Üniversitesi'nde işte hocalarımla tanışmaya başlayınca hazırlık döneminden sonra işte dedim yapacağım iş bu. Senaryolar yazmaya başlamıştım ama bir türlü onları çekemiyordum. Daha sonra 2003 yılında, hatta 2001 senesiydi sanırım. Biz 2002 de olabilir, tam hatırlamıyorum tarihini. Hakan Hoca ile kantinde otururken, hocam dedim, memleketimle ilgili bir proje yapmak istiyorum. O da bana dedi ki, sen kendini ufacık tefecik gördün de karamsar sepeti mi sandın dedi. Konu birden o şekilde yola çıkınca ben bir sene öncesinden bitirme projemi hazırlamaya başlamıştım. Bir sene işte kitaplar okumam, karamsarla ilgili konuyu nasıl ele alabilirim, onunla ilgili çalışmalarım oldu. İkinci senesinde, son senemde işte son sınıfta bitirme projemi çektim. Çekim aşamalarıydı. Ufacık tefecik gördün de ilk projem, ilk belgesel filmimdi. Kaç belgesel çektin? Şu ana kadar bu ikincisi. Bir tane tanıtım filmi, bir de kısa metrajlı bir filmim var. Ben filmle ilgili tam olarak gerçekten ne çekici geldi yani. Filmdeki niye çekmek istedin yani? Niye? Konu niye çekici? Yani Aslında yapmak istediğim bu şeyi konuda. sormak istiyorum aslında, hani kadınların motosiklete binmesi mi yoksa motosiklet mi? Aslında motosiklet burada bir obje olacaktı fakat istediğimizi bir türlü gerçekleştiremedik. Onların ayakta güçlü durabilmesi ve motosikleti kullanabilmeleri, öncü olabilmeleri insanlara, hani araba kullanmakta bile bazen bayanlar zorlanıyor çünkü trafikte, hani görüyorsunuz. Motosiklet hakikaten kullanmak bayağı bir zor. Çünkü kaskı kafanıza geçirdiğiniz anda onun sürücü mü, sürücüsünün erkek mi, bayan mı olduğunu ayırt etmekte zorlanıyorsunuz. Ekonomik anlamda hem bir şeyleri başarmış olmaları, motosiklet bir tutku onlar için. Kaç kişilik bir ekiple çalıştın filmde? Tek. Tek. Tek başına. İşte bir fotoğrafları son final çekiminde Çiğdem çekti. Onun dışında da fotoğrafları ben kendim çekiyordum sette. Sponsor mu? Yok, hiçbir Yok. şey yok. Kendim. Maliyetini ne kadar marka Yani yapar? şu anda yaptığım hesap 6.000 küsür lira. Kendi Yani 7.000 liraya yakın işte biriktirdiğim bir para vardı. İşte o kulüpte çalışırken aldığım tazminatla kamerayı almıştım. Onun dışında belediyeye bir tanıtım filmi yapmıştım. Oradan gelen parayla da film yaptım. Şu anda da kalan borçları Var mı sorusu? Konu bana çok enteresan geldi, motosikleti falan ama. Eline sağlık ya. Çok cesaretli çalıştın. Ama bence bu senin için bir başlangıç. Çok verimli bir alan. Ama tabii önce şunu yenmek zorundasın. Hepimizin sorunu, senin de sorunun. İşte tek başına bir film yapmak gerçekten zor. Kesinlikle. İkincisi, kas kamerası mıydı alt açıdan çektiklerinde? yok, fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Şimdi işte teknik yeterli. Kendin de farkındasın ki yarışabilir olmamız ihtiyacı. Yani bu sektörümüz senin değil, hepimizin sorunu. Ve buraya geldiğinden beri benim bayağı dile getirmeye çalıştığım şeylerden biri. Yarışmak istiyorsak tekniğimizi yenemeyeceğiz. Yani iyi kullanmak zorunda. Biz de oynayalım. Çok şansımız yok ama en azından bu bilgiyi sürekli tekrarlamak zorundayız. Onun dışında yüreğine sağlık. Çok cesaretli bir çalışma. Çok güzel ama birkaç yeri revize edebilirsin. Seyirci olarak söylüyorum. Girişteki bildiriye hiç ihtiyacın yok. Elin hamuru falan iki plan var ya orada. Yani bir işte şeyin içindeki hamur, yoğurda ne arkadan kim olduğu belirsiz bir orta plan var. Oraya bir cümle sıkıştınız.
Bence filmi öldürüyor yani. Sonrasını seyretmesek olur. Bence o ikisini al, o yakın planlarla başlar filmden. Zaten bir giriş duygusu var. Birkaç yerde de yani tavsiyem tabii. Bizim genç seyirci duygusu olarak söylüyorum. Ve çok kısa ara planlar koymuş. Yani onlara bir bakman lazım. Bir tane sonlara doğru üzerinde yazı olan bir arşiv görmüşsün kullanmışsın. Böyle. Hızlı gidiyordu motosiklet. Evet yani. Şimdi onlarda bana arşiv duygusunu vermen lazım. Onu bir yerden almışsın dedi. Ben o yazıları okumaya çalıştım senin diye. Ya yazıları okut bize, rahat bırak. Bazı yerler çok hızlı geçiyorsun, algılayamıyorum. Yani özellikle cümlenin sonuna doğru yaptığın karartmalar var. Yeni bir cümleye başlarken araya koyduğun tek plan var, geçiş gibi kullanmışsın ama biraz nefes almak gibi, yani iki cümle arasındaki rahatlık kadar o planı da rahat görelim. Çok hızlı geçiyorsun. Ben bunların katkısı olur diye söylüyorum bir abin olarak. Bir de bir ara yoruldum, arka arkaya bayanların hepsi bir şeyler anlatıyorlar. Güzel şeyler anlatıyorlar tabii, anlattıkları şey değil. Ve çok arka arkaya, nefes almadan, filmin ortasında öyle bir blok var. Ve bekledim ki ya bu filmde ne zaman müzik ortaya çıkacak? Yani müzisyen kızın dışında finale doğru bir müzik duyabildik. Arada hiçbir şey yok. Hep anlatımlar var. Onu bilerek yaptıysın. Yani o işte motosikletin ifade ettiği modern, hırdarlığın, yorucu ritmini de ifade etmek üzere öyle bir kurgu yaptıysan hiçbir itirazım yok. Yani bilerek yaptıysan. O duyguyu veriyorsun, yoruldum yani. Yani İstanbul gibi, nasıl yürüyorsun, nasıl yürüyorsun, her yerden bir şey bağırıyor. O duyguyu aldım. Bence çok güzel, biraz geçsin üzerinden. Şimdi benim söylediklerim de çok önemli değil. Şöyle biraz, ne zaman bitirdin filmi? Filmi 6 Aralık'ta tamamen bitirdim, tamam, komple. Yavaş yavaş zamanı geliyor. Bence bir iki ay sonra tekrar masaya koy. Tüm duygularını bir daha seyret. Bir daha kurgulayacaksın, ondan eminim. İkinci bayandı galiba. Arabanın içinde bir söyleşi yapmışsın. Evet. Hiç ihtiyacım yok, hiçbir şey de anlamadım. Duyurum ya. İlkinde. İlkinde miydi? İlkinde. Bu şeylere mesela bunları atabilirsin, evet. Çünkü genel anlamda zaten yeteri kadar fikir veriyor işte. Kendilerini anlatıyorlar. Yani bunların anlattıklarına 2-3 cümlenin eksik olması filme hiç sakatlamaz. Bu daha cesur. Ama ne olur bizim seyretme şeyimiz, zevkimizi arttırır gibi geliyor. Ellerine sağlık, üzerinde çok konuşulacak bir çalışma yapmışsın. Şunun için çok önemsedim bir de yaptığını. Belgesel sinemayı bir eskici bavulundan kurtaran bir çalışma. Yani kültür sadece eskide olan bir şey değil. Şu anda, yani şu andaki hayatımız da aynı zamanda kültür üreten bir hayat. Bu anlamda çok güzel. Teşekkür ederim. Yani esasında onun üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü hani sürekli geçmişi günümüze taşımaya çalışıyoruz ama geçmişi bir türlü anlatamıyoruz. Hani onun belge ve bilgileri yok ortada. Çünkü hani karamsarla da ilgili anlatılması gereken o kadar çok hikaye var ki ama hiç belge yok ortada. Yani özellikle benim atalarımın köye gelişi, onların belgesi yok ortada. O köyde bir kurtuluş mücadelesi yaşanmış, onun belgeleri yok ortada. Hani bir sürü yapabilecek konu var ama fakat geçmişi anlatamadığımız için... Sen iyi yapalım. Ben de sen geçmişi... Günümüzde yaşadığımız bir süreçte de şey var yani. Önemli belgeler var. Eline sağlık. Bir şey değil, teşekkür ederim ben de. Yani... Çocukluğumdan beri istediğim işle uğraşmak benim için büyük bir şey. Aslında var. Büyük bir uğraş yani. Yani filmde böyle birçok karakter var ya. Hani şeye odaklanamıyoruz gibi geldi bana. Yani ben daha sonra odaklanamadım. Yani motosiklet yani bu insanların hayatında bir tutku anladığım kadarıyla ama hani bunun boyutlarını göremiyoruz. Yani fokuslanamıyoruz. Çok fazla karakter olduğu için çok parçalandık. Mesela benim bildiğim hayatımda tanıdığım, karşılaştığım bazı karakterler var. Yani motora binmek için yıllarca para biriktirip sonra motosiklet alıp ailesinden bunu gizleyen, başka yerlerde bir şekilde saklayan, yani ailesiyle ciddi çatışmalar yaşayan, hani insanların varlığını da biliyorum. Buradaki karakterler genel olarak şeydi. Yani aslında ailesi tarafından hani böyle sanki hemen kabul edilmiş. Sanki böyle her şey
hemen gelmiş, hemen motorlarını almışlar, aileleri hemen kabul etmiş. Yani çünkü dışarıda şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Trafikte giderken işte o ona sarkıntılık yapıyor, söz laf atıyor, bilmem ne yapıyor. Yani aileler bu kadar mı şey ki, modern ki, hani toplumdan bu kadar farklı tepkiler veriyorlar. Yani içeride de o mücadeleyi görmemiz gerekiyormuş gibi bir duygu. Ben bir şey söyleyeyim. Şey konusunda çok fazla karakter görüyoruz ya. Belki şey, hani eğer tekrar oturacaksan bunu yapmaya, hani bir fikir olarak sadece, belki karakter sayısından çok biraz daha derinleşebilsek sanki daha, yani insan mesela ben izlerken biraz derinleşmek istedim. Benim mesela şunu düşündüm, hani motorcu adamlar da var. Hani motor sahibi olup, motor kullanıp kadın olma vurgusu var ya bu filmde. Onu biraz daha, hani şimdi bu filmi izlediğim zaman nedir o ayrım diye düşündüğümde ona cevap alamıyorum sanki filmden. Şöyle bir şey mesela... Tek cevabı var filmin. Yani kadınlar da motor binebilir. Ha, biz de varız, evet yani. O çıkıyor. O çıkıyor ama orada mesela bir tane kadın arkadaşım var motor kullanan. Yani bu, bir de şöyle bir şey var, benim biraz eğer yanlış bilmiyorsam bildiğim kadarıyla. Bu mesela bu motoru kullananlar şehir içinde motor kullananlar gibi de değil. Başka bir kafa o yani. Doğaya gitmek işte, doğada hani doğayla bütünleşmek ve motorunu rüzgarına almak. Hani bunlar var ya, orada bir aslında bir şey de var, bir yaşam şekli de var. Motorcu bir şekilde o motoruyla beraber o yaşam şeklini de getiriyor ya. Onların sanki biraz daha filmden bize geçmesi gerekiyor gibi. Hani biraz daha derinleşmek istiyoruz gibi bir şey. Hani mesela o kadının hikayesi çok ilginç. İşte hamileyken farkında değil, geziyor işte daha annemin karnındayken motorcuydum falan diye. Mesela onun o yaşamını biraz daha görmek istiyorum ben mesela. Nasıl bir yaşam kurmuşlar. Çünkü bir şekilde bu bize hani belirli bir hayatın dışında bir şey ya, biraz hani o anlamda hani tırnak içinde asi gibi, daha değişik bir yaşam tarzı var ya orada. Onu biraz daha görmek istiyor insan. Ama onlar biraz daha şey geçiyor birbirine, daha hızlı geçiyor. O tam o konuda derinleşecekken başka bir konuya geçiyoruz. İşte trafikte yaşadıkları zorluklar. Belki bir kısmı elenebilir yani. Varsın ne olsun mesela, hani önerdiğim için bunu söylemiyorum ama trafikte yaşadıkları zorlukları bilmeyelim bu filmde. Ama o konuda biraz derinleşelim gibi bir hisse kapıldım. Ya da hani trafikte yaşadıkları sorunları görebiliriz, başka bir şey görebiliriz ama atıyorum X karakterden vazgeçebiliriz gibi. Bazı şeyleri ben çok iyi yakalamıştım. Mesela şey, şu üç kadının hani gidip tatil yapması falan, hani oradan da çıkabilir o. Çünkü sonuçta tehlikeli bir şey, son var ve işte hani Bolu'da kayboluyorlar falan. Yani işte kısa kısa arşivler geçmiş galiba. İşte o mesela yani. O konu biraz daha derinleşse o bize geçecek sanki. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Yanılıyor muyum ama. Bir de şu şeyi, yani şu şeyi gerçekten samimiyetle söylüyorum. Onu sevmedim. O son finali sevmedim. Orada hani sen bir şeyler söylüyorsun ya, kadınlar şöyle özgürdür, böyle özgürdür. Bize o filmi onu veriyor zaten. Hani onu söyleme bize bence. Yazıyla ya da şeyle hani biraz reklam çekeyim, bir 5 motor çıkıyor böyle arka. Yok, orada şey özgürdür değil. Yaptıkları iş farklı olsa da hepsini bir araya getiren motosiklet sevdasıdır yazıyor. Yani onu hani bir yönetmen olarak söylüyorsun ya bize, o çok belli hani yazıyorsun onu. Onu sen bize bilmiyorum, sanki sen bize söylemesen daha hoş olur. Onlar o film söylesin bize. Yani. Şeyi ben algıladım zaten. Mesela o yazı çıkmadan önce 4 tane motor var. Yani o hemen zaten insan kendini hazırlıyor. Yani bu motor karakterleri bir arada göreceğiz. Yani onları birleştiren şeyin aslında o motosiklet sevdası işte olduğunu zaten bize verdi. Yani o 4 kadının. Ya da bu konuda bir Hint parça mesela senin adına konuşabilir orada. Varsa motorcuların çok bilinen bir parça. Yani onu senin bize söz olarak söylemen mesela şey yaptı benim. Hani biraz böyle düşünün, böyle gibi bir şey oluyor ya. Hazırlanan üç tane parça vardı. Dördüncüsü Hande ile Reyhan'ın yaptığıydı. Bu dördüncü sonuncusunu kullandık, en iyisi oydu. Ya ellerine sağlık. Yani sağlık. Yani. Da bir şey ya, her filmden sonra yaptığımız o kayalıklar biliyorsun. Yani. Yok ben... Şimdi hayatlarız ya, biz meslektaşsak ve dürüstsek birbirimize. Ya bu besleyici eleştirileri yapacağız ki. Mesela şu resimler, yani şu resim var ya, kapak resmi.
Filmde göremedik. Yakın planları yok. Yani o işte pedal, gaz, gaz arasına. Zaafı şu bak. Ben de yaptım yıllarca. Suarında çalışırken. Hem kameramanlık hem yönetmenlik. Doğru değil. Kameramanın, yani paran olacak, iyi bir kameramanla çalışacaksın. Kesinlikle. Her saniye yönetmen gibi bakabileceksin. Şimdi bu bir kamera work aslında. Bu kamera, yani zorlandığın yerlerde de kamera work'ten yönetime geçiş oluyor. Anlıyor musun? Eksikliğin de tam orada. Yönetmen olarak istediğin şeyleri kameramanın getirmediğini görüyorsun. Yani evet. O çok tehlikeli bir nokta. O, onu sürdürme artık. Onu ben de bırakmak istiyorum bir an önce. Kameramanın olsun. Yani işte. Birinden bir görüntü iste. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başka? Tekrar ellerine sağlık. Evet, teşekkür ederim. Birilerini bekliyoruz. Filmi veriyor musunuz? Kalıyor mu? Yok, o kalacak büyük ihtimalle. Diğerlerini imha ettik. O ikisi kalacak. Tamam. Attık zaten şarkı mı?